Bu filmde hayvanların yer aldığı sahneler gözlemlenmiş ve onaylanmıştır. Rayfield soğuk kış gecelerini yargıç Miller'ın ayakları dibinde şömine ateşi önünde uzanarak geçirirdi. Doğduğundan bugüne 4 yıl boyunca Santa Clara Vadisi'ndeki Miller çiftliğinde rahat bir yaşam sürmüş, her zaman sevgi ve şefkat görmüştü. 1987 sonbaharında kendi içinde o benzersiz hayvani gururu bulmuştu artık. Bu sevgi ve şefkatin getirdiği sahibine saygı ve bağlılıktı. Miller çiftliğinin ötesini hiç merak etmemişti. İçinde yaşadığı medeni ortamın dışında başka yaşam biçimleri olduğunu hayal dahi edemezdi. Rayfield'ın benzersiz içgüdüleri onun sıradan bir ev köpeği olmasına izin vermeyecekti. O ne bir ev ne de çiftlik köpeğiydi. Ama tüm çiftliği dolaşırdı. Çiftlikte basmadık yer bırakmaz, küçük gölete girmeyi, Miller'ın çocuklarıyla oynamayı çok severdi. Çocuklar ona benzersiz bir sevgiyle yaklaşırlardı. Diğerlerinden farklı bir ilgi ve yaklaşım gören Rayfield'ın bu ayrıcalığını diğer evcil hayvanlarda hemen kabullendiler. Miller çiftliğinin hayvan krallığında Rayfield hayvanlar kralıydı. En iyisi hepsinin. Bu geçmişte de öyleydi, gelecekte de böyle olacak. Sen diğer hayvanlar gibi ye bakalım. Gel bebeğim. Bunun nesi var ha? Bunun nesi var? Ray. Sen bir beyefendisin. Gel, Rafael. Biraz dolaşalım. Son günlerde kumarda çok para kaybettim. 5 çocuğum var. Bunu sen de biliyorsun değil mi? Elbette biliyorsun. Biri akıllı bir başın var. Bugüne dek gördüğüm en zeki köpeksin. Evet. Erkek dediğin geçimini sağlamalı. Tıpkı bir köpeğin yaşaması gerektiği gibi. Ama hiç de kolay değil. Bak. O köpek kızak çekmezse hiçbir köpek çekemez. Tam 70 kilo çekiyor. Bir insan kadar da akıllıdır. Öyle ki kimi insanlardan daha da zekidir, anladın mı? Evet. Her zaman ne düşündüğünü bilir. Belki bazen bilebilir. Ama şu an değil. $50 demiştin. Al bakalım.
Kuzeyde büyük köpeklere ihtiyaç var. Bunun gibilere çok ihtiyaç var. Köpekler hızlı ve güçlü olduğu zaman alıcı bulmak kolay oluyor. Altın amigo, altın. Köpekler altın değerinde. Kafese sokalım. Eğer direnirse tasmasını sıkarsın. Çok sıkarsan boğabilirsin. Bunun asla olmayacağına sana verdiğim paraya bahse girebilirsin. Sakin ol. Sakin ol. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Sakin ol. Hadi. 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 ...70 kilo çektiği belli oluyor. Yargıç Miller... ...bunun için beni kovacak. Rafael'in kaçıp gitmeyeceğini çok iyi bilir. İhtiyacı olan her şey burada var. Buradaydı demeliydin. Güle güle Rafael. Sevgi ve şefkatten başka bir şey görmeyen Rayfield, insanlara güvenmeyi öğrenmişti. İhanet denen şey onun anlayışının ötesindeydi. İnsan zulmünü daha önce yaşamamış bir köpek olarak içindeki uyuyan öfke uyanmıştı. Yargıç Miller'ın şömine başındaki huzurlu ve güvenli ortamını çok özleyecekti. Peki sence ne kadar eder? Ben 150 dolar gibi düşünüyordum. 150. Ama sahibine milyonlar kazandırabilirsin. Pekala. Ben vazgeçtim Kenny. Bana kalırsa kendine deli bir köpek almışsın. Hayır, çünkü artık o senin köpeğin. Ama merak etme, bu tam işine yarayacak bir şey. Sürekli kafes, tren ve atlı arabalarla yer değiştiren Rapleton güçlü yön bulma içgüdüsü zayıflamaya başlamıştı. Servis kalmamanın getirdiği panik nedeniyle Yargıç Miller'ın çiftliğini, aşina olduğu yaşamı ve insan sevgisini bir daha bulamamaktan korkuyordu. İnsanoğlu kutup karanlığında parıldayan altını keşfettiği için, buharlı gemi ve ulaşım şirketleri durmadan insan taşıdığı için medeniyeti geride bırakan binlerce insan kuzeydeki soğuk topraklara akın ediyorlardı. Bu insanların da köpeklere ihtiyaçları vardı. Ve bu köpekler iri ve güçlü adeleli olmalı, onları donmaktan koruyacak kalın kürke sahip olmalıydılar. Buharlı teknenin çarkı bir sabah nihayet susmuş, gemidekileri heyecanlı bir telaş sarmıştı. Rayfield da diğer birçok isimsiz gibi değişimin çok yakın olduğunu hissetmişti. Ve o an içine yoğun ve ani bir felaket duygusu kaplamıştı. Biz uzun süre burada yaşayamayız.
Merhaba dostum. Merhaba. Hareketli bir gün ha? Evet, hareketli bir gün. Kötü muamele ve esaret içini öfkeyle doldurmuş, gözleri kan çanağına dönmüştü. İnsanların hepsi canavarlardan farksız gibiydi. Daha önce hiç insana saldırmamıştı. İnsanları asla bir düşman gibi görmemişti. Ama yaşadığı işkence içindeki öfkeyi zirveye taşımış, ona saldırma fırsatı verecek ilk işkenceciyi parçalamaya kararladı. Ne kadar iri. Parçalamak için fırsat kolluyor gibi. Akillerini nasıl uzattığını görüyor musun? Evet. Pekala. Dışarı gel küçük şeytan. Onu bırakın çocuklar. İstediğimi anladın evet, mı? Evet anladım. Bu kadar sağlamını hiç görmedim. Haftanın 7 günü durmadan koşabilir. Ama sopa yedikçe direnci kırılacaktır. Hayır, bence hoşuna gidiyor. Baksana nasıl saldırıyor. Hadi ayağa kalk. Daha öğrenecek çok şey var. Hadi kalk ayağa, saldır ona. Hadi gel. Kalk ayağa. Hadi. Hadi köpek kalk ayağa. Hadi ne bekliyorsun, kalksana ayağa. İstediğin kadar ders veririm. Devam et. Ama senin gibi vazgeçip kendimi bu zahmetten kurtarabilirim. Ona çok sert davrandın dostum. Bana kalırsa onu öldürdün. Hayır, bugüne dek sadece bir köpek öldürdüm. O da acemiliğime denk gelmişti. O iri bir şeytan olabilir ama cesareti hiç yok. Kan çanağı gözlerine bir bak. Bir şeyler öğrendiği kesin. Bunu asla unutmayacaktır. Unutmayacağını garanti ederim. İnsanlara karşı hiç şansı olmadığını bir kere de öğrenmişti. Bu asla unutamayacağı bir dersti. Yasaları koyanlar insanlardı. Eğer hayatta kalmak istiyorsa onlara itaat etmek zorundaydı. Aldıkça iri köpek. Bu bir değil iki köpek eder değil mi? Ne kadar? $300 Fransuva.
Seni ölümden kurtaracağım. Aha. Sana sadece para için satmayacağım. Geri dönüp benden başka köpekler de almanı istiyorum. Tanrı'nın unuttuğu topraklarda donarak ölmek istemiyorsan bunun gibi hayvanlara ihtiyacım var. Bu defa ne tarafa gidiyorsun? Ne istediğini biliyorum. Bu beni alt edemeyeceğin için. Bu yüzden köpeği dövmeyi çok istiyorsun. Bana söyleyebilirsin. Kimseye söylemem. İkiz kulübe. İkiz kulübeye gidiyorum. Kuzey doğuya mı? Aman tanrım, hadi dostum. Orada donarak ölmekten başka hiçbir şey yok. Kemiklerini buza terk edeceksin. Bunu bugüne kadar fazlasıyla yaptım. Deli adam. Köpeği almak istemiyor musun? Satın alabilseydim almış olurdum. Kızak için bir köpeğe daha ihtiyacım var ama $200'dan fazlasını veremem. Sahibi de 300 istiyorum. Nereden geliyorsun? Kaliforniya'dan. 2-3 gün için geldim. Güçlü bir köpek arıyorum. Nereye gideceksin? Balekova denen bir yere. Yolu bilen birini bulursam tabii. Oraya neyle gideceksin? Kızağın yok, adamın yok. Ucuz bir palto ve şapkadan başka bir şeyin yok. Yürüyerek giderim. Üstelik iki önemli şey eklemeyi unuttun. Tüfek ve iyi bir köpek. Onlarla her yere gidebilirim. Burası Kaliforniya değil dostum, üzgünüm. Değil ama orman. Ormanda hiç sorun yaşamam. Biliyor musun, sözlerine inanıyorum. Sen de $100 koyabilirsen eğer köpeği alırız. Tek ihtiyacım bu. Sonra yola birlikte çıkarız. Senin köpeğe ihtiyacın olabilir ama benim Balekula'ya gitmem gerekiyor. Dediğim gibi o tarafa gidiyorum. Balekula'yı çok iyi bilirim. Benimle gel. Seni oraya götüreyim. Daha sonra Kaliforniya'ya birlikte dönersiniz. Onunla. Tamam. Eşyalarımı getireyim. Sen de köpeği al. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hop, hop, hop. Burada. Hadi. Köpeğimi almaya geldim. O adamı ikiz kulübeye gelmeye ikna ettiğini mi söyleyeceksin yoksa? Bunu henüz bilmiyor ama gerçek bu. Öğrendiği zaman sana sorun çıkarmayacağını umarım. Kızağı seni bağlamak isteyebilir. Sakınca görmeyecektir. Yola çıktıktan sonra François'a yakın durmak isteyecektir. Böylece kendine ne görev yükleyeceklerinden habersiz, iki yeni sahibiyle birlikte bilinmeyen bir yöne doğru yola çıkar. Bugüne dek hiçbir kavgadan kaçmamıştı. Ama barbar bir dünyada hayatta kalmanın en önemli şeyi olduğunu öğrenmeye başlamıştı. Bazı şeyleri yapmamak sadece doğru olduğu için değil, hayatta kalmayı kolaylaştırdığı için önemliydi. Tırmanış devam ettikçe ısı düşmeye başladı. Soğuk, kuru hava ciğerlerini doldurmaya başlamıştı. Miller çiftliğinin o çok sevdiği sıcak havasını çok özleyecekti. Giderek daha çamurlu, soğuk topraklara doğru ilerlediler. Yemek giderek azalıyor, verdikleri küçük parçalar ağzında o an dağılıyordu. Bu onun karla ilk tanışmasıydı. Havalar iyi giderse 10 hafta sürmez. Ama hava bozarsa daha uzun sürebilir. Köpekler çok iyi durumda. Güçlü hayvanlar. Spitz en iyisidir. Başaracağız. Oraya varacağız. Altınlar suda yüzüyor. Çok zengin olacağız. Evet. İşimiz bitince Vancouver'a gideriz. Montreal'e. Nereye istersek, neresi olursa. Balekula'dan Paris'e kadar her yer olabilir. Oraya varalım yeter. Balekula benim için kafi. Gel. Sen de bak. Önce şu kanyondan geçeceğiz. Sonra Chip Camp'e aşacağız. Buradan da Shieldcoat'a. Sonra Scales'e. Oradan da Jobs buzuluna. Biraz da şansla o buzulu bir haftada geçebiliriz.
Sonra Bennett Gölü'ne devam edeceğiz. Oradan da geçen yıl Michael Klebadi'nin gittiği Löberj Gölü'ne. Sonra Pianuva Volkanı'na devam edeceğiz. Volkanı geçtikten sonra Belakula'ya 6 haftada varırız. Bana olur gibi geliyor. Orada birkaç dostumla buluşacağım. Umarım oraya varacakları haritaları vardır. Kesin şunu, gidin buradan. Kesin şunu. Durun. Kesin dedim. Hadi. Lanet köpek. Spitz'den uzak durmayı öğrenmek zorunda. Buna mecbur. İki köpeğe de ihtiyacımız var. Ha? Kesin. Hadi. Hadi yürüyün. Hadi. François koşumlara asıldığında Raypult bir at yerine konduğunu anlamıştı. Bir köpek olarak gururu bundan derin yara almıştı. Ama isyan etmeyecek kadar akıllıydı. François katı, soğuk ve itaat bekleyen biriydi. Edindiği bu ilk izlenim onu yanıltmayacaktı. Hey, şunlara bak. Hadi. Yürüyün. Daha hızlı yol almak zorundayız. Yürüyün. Kaliforniyalı da diğerleri kadar hızlı. Kızağı tek başına çekecek kadar da sağlam. Sürüye uyum sağlamak başlangıçta zor ve kafa karıştırıcı gelse de Kaliforniyalı köpek uyum sağladı ve elinden geleni yaptı. Kendisine örnek olması için iki tecrübeli köpeğin arasına yerleştirilmişti. Başı çeken Spitz'in liderliğinde diğer köpeklerin azmi onu çok şaşırtmıştı. Ama onlar geri kalmanın nelere mal olacağını iyi bilen hayvanlardı. Hey! Hey! Asla kar yememelisin. Adamı deli eder. Önce eritirsen... Dünyanın en iyi suyu olur. Yağmur suyundan temizdir. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey. Ha, yaşlanıyorsun. Benim ilk göz ağrım. Gel. Gel bakalım. İyi misin? Uzun zamandır birlikteyiz ha? Gitmediğimiz yer kalmadı. Sen benim ilk göz ağrımsın. Hey iri çocuk. Burası Kaliforniya'ya benzemiyor ha? Belakula'ya vardığımızda Thornton'la birlikte sana altın kıza kalacağız. Belakula'ya varınca önce yemek yesinler. Gidiyoruz. Yürüyün. Raypult'un patileri Husky'ler kadar sert ve dayanıklı değildi. Ataları nesiller boyu medeni ortamlarda yaşadığı için yumuşamamışlardı. Ama zamanla patileri sertleşmeye başladı. Ve bu yeni yaşama uyum sağlama kapasitesi olduğunu fark etti. Evet, biz altın hastalığı deriz. Kaliforniya'da birçok insan hala bu altın hastalığından ölüyor. Hatta şu an, bu gece bile. O adamlar hiç değişmeyecek. Hep konuşurlar ama asla zengin olamayacaklar. Evet. Bir keresinde birkaç dostumla birlikte Sierra Madrid'i bir süre kazdık. Bir şeyler bulduk ama her defasında peşimizdekileri kaptırdık. Evet. Ben de burada yerlilerin iyi çalıştığını duydum. Buraya gelenlerden birini tanımıştım. Bonanza çayından ilk geçen ekipten biriydi.
Sözünü ettiği tek şey Balekule adında bir yerdi. Öyle bir anlattı ki inanmadan edemedim. Ama haritada bile olmayan bir yeri bulmak kolay değil dedi. O belki başaramadı ama neden olmasın dedim. En azından kimsenin toprağı değil. Hey, bunu Spitz'le solağın arasına koyacağım. Böyle daha hızlı yol alırlar. Ama Pero için Spitz gibisi yoktur. Spitz binlerce kavga gördü. Ama hala benimle birlikte. Birçok da leşi var. Gretland'da leşi var. Barents'da var. Yukon'daki leşi de eğer dikkat etmezsen bu Kaliforniya köpeği olacak. Sanmam. Bu köpeği öldürmek kolay değil François. Nereden baksan 70-80 kilo çeker. Uzanıp parçalanmayı beklemeyecektir. Sürüye uyum becerisi hızlı olduğu için lidere yaklaşması da uzun sürmedi. Sadece edindiği tecrübeler değil, uzun zamandır uykuda olan güdüleriyle de dirilmişti. Nesillerdir devam eden uysallığı üzerinden tamamen atmıştı. Kasları gerçek gücüne ulaşmış, nasır tutan patileri sıradan olmaya başlamıştı. Zaman ilerledikçe sevgiyle ve ilgiyle dolu anıları hatıralardaki yerini almıştı. Bir daha Leopold adıyla çağrılmaktan umudunu kesmişti. O şimdi sadece bir Kaliforniya köpeğiydi. Çıkar bizi buradan. Can çabuk. Çıkar bizi buradan. Çıkar bizi. Köpekleri de çıkar. Can. Çabuk. Can. Yardım et. Ben Pero. Acele. Seni çıkaracağım. Acele. Hadi. Buradayım. Hadi. Tutunamıyorum. Yapamıyorum. Can. Oh, elimi. Elimi tut. Tamam. Tuttum seni. Lanet olsun. Çöz hadi. Acele et. Böyle ölmekten nefret ederim. Hadi. Seni. Seni hemen kurulayacağım. Lanet olsun. Lanet olsun. Elim. Elim. Hadi. Elim. Hissetmiyorum. Donuyor. Çabuk. Çabuk. Çabuk ol. Doluyor. Dayan. Ellerimi hissetmiyorum. Ayaklarım, ellerim,
Onları geri getireceğim. Ölmüşler. Evet. Durma. Hareket et. Hareket et. Ateş. 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 Ateş gibi öleceğim. Başaracaksın. Can. Köpekler. Nasıl? Başaracaklar. Hepimiz başaracağız. Evet. Başını ört. Nasılsın oğlum? Soğuk ha? Soğuk ha? Evet, çok soğuk. Sen de istiyorsun, sen de istiyorsun ha? Pekala, pekala. Hadi, hadi. Evet. Kaliforniya ha? Evet. Evet. Dik dur. Dik dur. Evet. Evet. İşte böyle. Evet. Buzul büyümesi nedir bilir misin? Kadının doğurması gibidir. Grasier'de buz doğurur. İkisi de aynı şey. Hey Kaliforniyalı, neyin var senin? Yarın çok uzun bir yol alacağız. Gözlerini dinlendir biraz. Lanet göl beynini uyuşturmuş. Köpekleri deli gibi sürdün. Neredeyse ikimizi de öldürecektin. Günde 40 mil yol almana gerek yok. Bunu kimse yapamaz. Bugüne dek bu yolculuğu da göz alan olmadı zaten. Balekula denen yer binlerce yıldır orada. Binlerce yıl daha orada kalacak. Ama köpekleri zorlamaya devam edersen biz de onlar da dayanamayız. Hey, birkaç hafta daha sabret. Sonra güzel bir yatakta yatacaksın. Altından bir yatakta. Postun altın, örtün altın, her şey altın olacak. Ateşi seviyor. Sıcağa ihtiyaç duyuyor, benim gibi. Kurtların uluyuşu atalarının yakarışları gibiydi. Tuhaf bir şekilde el değmemiş ormanlarda sürüler halinde dolaşan yaban köpeklerini hatırladı. Eski neslinin hayatta kalma yöntemlerini anlamak için çok fazla çaba sarf etmek zorunda kalmamıştı. Çünkü bu her zaman içindeydi. Thank you.
kırmaya sevk etmiş, dirençli, hırslı ve kararlı bir canlıya dönüştürmüştü. Bu gurur onun hayatta kalmasını sağlamış ve zamanla sürünün en önlerinde yer almaya kadar götürmüştü. Spitz'i en çok korkutan da bu gururdu. Kaliforniyalı köpeğin liderliğe aday olacağını hissetmişti. Bu yeni köpeğin güçlendiğini görmek onu giderek daha da korkutuyordu. Hey! Bu kütük kesilmiyor. Demirden bir ağacı kesmeye çalışmak gibi bir şey. Oh! Sen bitirene kadar da donarak ölmüş oluruz. Hey! Her şeyi bildiğini sanıyorsun ha? Daha iyisini yapabiliyorsan o zaman neden gelip sen denemiyorsun ha? Pekala, dediğin gibi olsun. İstersen tüm ağacı ben keseyim ha? Her işi benim yapmam gibi. Haklısın. Demir ağacı ancak demir adam keser. Bu mu? Ver bakalım. Kenara çekil. Nasılmış? Spitz! Hayır! Spitz! Dur! Spitz! Dur! Hayır oğlum! Hayır, hayır! Bekle! İkisi de liderlik istiyor. Sürüde iki başı olmaz. Bitirmelerini bekle. Engel olamazdık. Bu er ya da geç olacaktı. Spitz için son görevi yapalım. O iyi bir köpekti. Ona dokunmayacaksın. Spitz bu gece çok uzaklarda uyuyacak. Kaliforniya işini iyi bitirdi. Belki de uzak olmasa en iyisi. Daha fazla devam edemezdi. Mücadelenin ve ölümün verdiği heyecan ona aşina gelmişti. Sanki ne tuhaf, ne yabancı bir şeydi. Bu olayla birlikte asırlar öncesine, yabani atalarının yaşama biçimine olan dönüşümü tamamlanmıştı. Diş ve pençelerle yazılmış bu yasaya göre sürü liderliği artık Kaliforniya köpeğine aitti. Bu onun olacağını bildiği, sabırsızca beklediği bir şeydi. Liderlik görevini hevesle kabul etti. Bu iş için gereken yargı ve kuvvete sahip olduğu için diğerlerinden üstün olduğunu ispatlaması uzun sürmedi. Hey! Diğer köpekler güçsüz ve yorgun Hadi. Olsa da sürüyü ne harekete dersin? Geçirmeyi evet, başardı. Evet. Sürüm işte. Hadi. Hop.
Evet. İşte gördün mü? Hava bozmak üzere, gökyüzüne baksana. Devam etmek zorundayız. Devam edeceğiz. Ama hayvanları yormayalım. Hava kötüleşirse bir yere sığınır. Havanın düzelmesini bekleriz. Buraya kadar sığınmaya gelmedim. Sana hoşuna gidecek bir sığınak bulacağım François. Bana bir şans ver. Sence ne kadar şansımız var acaba? İstemediğin kadar çok Perro. Tamam. Hadi, hadi. Hadi. Hop. Köpekler giderek yorgun düşmüş, patileri uyuşmuştu. İçlerinde gram direnç bile kalmamıştı. Giderek zorlaşan yol şartları vücutlarını zorluyor, yol almak her gün biraz daha güçleşiyordu. Tek sorun ölümcül yorgunluk ya da aşırı efor tüketimi değildi. Bu birkaç saat içinde yerine gelecek bir şeydi. Asıl sorun aylardır devam eden yolculuğun getirdiği yorgunluğun hızlarını kesmesiydi. İçlerinde ne güç ne de dayanma azmi kalmıştı. Göreve çağrılacak hiçbir şey yoktu. Her şeylerinin son damlasına kadar kullanmışlardı. Her adele, her kemik, her hücre yorgundu. Bunun da geçerli bir nedeni vardı. 5 aydan kısa bir sürede 1200 milden fazla yol almışlardı. Hadi! Ölüyor. Tanrım, ölüyor. Bunu yapamaz. Bunu bize hiçbiri yapamaz. Daha fazla dayanamayacak. Buna hiç zamanımız yok. Evet, Davy. Ah, Davy. Gel bakalım. Evet. Birlikte biraz yürüyelim. Gel bakalım. Bu acımasız bir iştir. Evet. Her vahşet 2 renkte gelir. Bu acımasızlığın da 2 rengi var. Beyaz ve kırmızı. Kar ve kan. Burası artık sahipsiz topraklar değil. Davy'nin toprakları. Gel. O bunu bilmeyecek değil mi? Kırmızı ve beyaz. Bundan ona ne? Koşun! Koşun çocuklarım. Çok az yolumuz var. Sonra bol bol dinleneceksiniz. Size söz veriyorum. Koşun! Hey yaşlı kurt! Seni son gördüğümde kokarca peşindeydin. Hey,
Burada ne yapıyorsun ha? Çevreyi kolaçan mı ediyorsun? Perro. Evet. Evet. Güzel misin Perro? Nasılsın ihtiyar? Kar gözlerini kör etmiş. Evet, evet. Bizimle gel. Biz seninle ilgileniriz. Gelemem. Karanlık basmadan 10 mil daha batıya gitmeliyim. Bu halinle batıyı nasıl bileceksin? Doğuyu, kuzeyi ya da güneyi? Az önce bir kulübe gördük. Seni oraya götürür gözlerini getiririz. Hadi bu kadar naz yeter ihtiyar. Sana bir şey olmasına izin veremem. Gözlerini geri getireceğiz hadi. Ama ben iyiyim. Bak, gözlerime ihtiyacım yok. Benim altına ihtiyacım var. Kokusunu alabiliyorum. Her neredeyse yakınlarda olduğunu biliyorum. Kokusunu alabiliyorum. Burası mükemmel bir barınak. Evet. Sana rastladığımız için şanslısın Jack ha? Ben de eski bir dosta karşılaştığım için şanslıyım. Hadi. Tamam geç otur. Evet. Bu aslında köpek ısırıkları için. Ama gözlere de iyi geldiğini sanıyorum. Sanıyorum. Tek şansımız bu. Evet. Hey, Skagway'e içelim ha? Bundan sonra alacağımız yola içelim artık. Evet içelim. İyi mi? Evet. Burada ne arıyoruz? Başka yerde olabilirdik. Hayır. Ben başka yerde olmak istemem. Burası gibi bir yer hiç görmedim. Başka bir dünya gibi. Burası için yaratıldığımı hissediyorum. Sen ona bakma. Maceracılar kaçık tiplerdir. Bilirsin Çek. Bu işler... Kaçık ortaklığı. Evet. Ama ne bu kaçıklık ne de ortağımın deli olması bugün burada viski içiyor olmamın tek nedeni. Ben deli olduğum için. Altın. Bu delilik değil. Altını da bulacağım. Evet biz de bulacağız. Ama karda daireler çizerek değil tabii ki. Nerede? 3-4 yıl önce bir madenci tanımıştım. İkiz Kulübe diye bir yerden söz etmişti. Söylediği buydu. Ama ona kimse inanmadı. Ne de İkiz Kulübe'ye ama ben ona inandım. Geri iki köpekle dönmüştü. Yola büyük bir sürüyle çıkmış ama diğerlerini yemek zorunda kalmış. Geri döndüğünde İkiz Kulübe'den başka bir şey demedi. İkiz Kulübe. Delirmiş gibiydi. Belki de soğuktan. Belki köpek etinden bilmiyorum. Kangren olmamak için parmaklarını kesmiş. Ayak parmaklarını ama... Donmaktan kurtulamadı. İyi adamdı aslında. İyi dosttu. Başından beri hep aynı şeyi söyledi. İkiz Kulübe dedi. İkiz Kulübe. Kangren olup öldü. Kimilerinin söylediğine göre madencilerinin altınını bulmuş. Neredeyse onu öldürüyorlarmış. Ama bence orayı gördü.
O ikiz kulübeyi gördü. Biz de oraya gidiyoruz. Oraya çok uzakta değiliz. En fazla bir hafta sonra varacağımızı sanıyorum. Keşke senin bu fikrinden vazgeçirebilsem. O yeri gördüm. Görebileceğin en kötü yerdir. Orada altın var sanıyorsan sana delisin derim. Sen sadece birinin deliliğini izlemişsin. Böyle devam ederse baharı görmeden ölmüş olursun. Anladın mı beni? Buraya kadar gelen biri şansını denemek zorunda. Thornton ve ben şanslıyız. O yeri bulacağımıza inanıyoruz. Hepimiz bildiğimizi sanıyorduk. Yola çıksam iyi olacak. Tanrım, neredeyim ben? Burası sanki... Evindesin Jack. Hiç gitmedin. Tanrım... Gün bitti ama ben hala buradayım. Tanrım, 10 mil değil, 20 mil. 20 mil yolum var. Eşyalarım nerede? Dışarıdalar. Jack. Bitmen gerektiğini düşünüyorsan bunu kullan. Eskimo işi bir şey. Bununla bir daha kör olmazsın. Evet. Evet. Dikkat et. Gel böyle. Gel. Tamam. Tamam. Şunları da takalım. İşte böyle. Evet. İlaç, teslim et ve viski. Skunkway, Dawson şehri. Tekrar görüşürüz. Pekala, gidiyorum. Thornton. Balekula demiştim. Sen de öyle. Hayır Can. İkiz kulübe iyi bir yer. Benimle gel. İkimiz de zengin olalım. Oraya giden iki ortağım var. Onlara geleceğime söz vermiştim. Ortağın benim Thornton. İkiz kulübeye gidelim. Aptallık etme. Balekula'nın nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Balekula'ya hiç olamayacağın kadar yakınsın. Ama oraya kızaksız asla varamazsın. Köpeksiz, erzaksız. Ne yaptığını bilen biri olmadan asla varamazsın. Bak. Seni severim Thornton. Beni iki kere devirdin ama... Seni hala seviyorum. O köpeği alabilmek için beni 100 dolara sattın. Seni kimse zorlamadı. Beni sattın. François Perrault kimseye bir söz vermiş değil. Beni sattın. Hayır. Buna sen zorladın Can. Sana bakardım Thornton.
Ama gitmek zorundayım. Sana yeterince odun bıraktım. Peksimetin yarısı ve fasulyelerin çoğu. Sobaya yakın durursan bir şey olmaz. Ben 3 hafta sonra dönerim. Ne 3 hafta sonra ne de 3 yıl sonra döneceksin François. 300 yıl sonra bile. O yeri bilen tek insan benim. Ve François geri döndüğü zaman... Altınla dönecek. Kangren'le değil. Bir şeyi atlamadın mı? Balakula neresi? Buraya yaklaşık 30 mil... kuzey tarafında. Pusulayı sana bırakıyorum. 202 izlersen 2 haftada varırsın. Yaran kapandığı zaman varman sorun olmayacaktır. Eğer varamazsam tek nedeni sen olacaksın François. Hadi çek git buradan. Hadi. 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 Yürüyün. Gidiyoruz. Hadi. Hey, hadi. Hadi. Yürüyün. Yürüyün. Marş. Marş marş. Hadi, hadi. Yürüyün. Yürüyün. Hey, Kaliforniyalı. Hadi. Hadi. Yürü. Yürü. Kalk. Yürü. Hadi yürü yürü yürü. Hadi hadi hadi. Kalk kalk hayvan. Kalk kalk dedim, hadi yürü. Git. Hadi. Marş yürü. Hadi. 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 Kalk. Yürü. Hadi. Hop. Hadi. François. Köpeğe bir daha dokunursan seni öldürürüm. Diriden çok ölü gibi görünüyorlar. Çok mu istiyorsun? Sana bırakıyorum. Kim bilir, belki bahara kalmadan yersin. Hadi. Lider köpek sen olacaksın. Gel. Dur. Hey. Dur. Tamam. Evet, hadi bakalım. Hadi. Marş. Hay, marş. Hey, yürü. Evet. Yürü. Hey, marş. Hey, marş. Aşağılık herif. Seni fena hırpalamış. Sana pak diyeceğim. Hey. Hey pak. Seni iri başlı Kaliforniya köpeği. Pak. Hey.
bulacağız ha? Tanrım, dilin olsa da konuşsan. Kaliforniya köpeği böylece pak olur. Geçmiş günlerde kalan sevgi ve şefkati uzun bir aradan sonra ilk defa yaşar. Thornton'un sevgisi ve bakımı gücünü ve onurunu yeniden kazanmasını sağlar. İnsanlardan gördüğü zulmü yakında unutacaktır. Yaşamak için savaşma güdüsü yeniden uyanmıştır. Yakınlarda bir yerde gecenin sesi eski bir yarayı yeniden kaşır. Bu karanlığın ve soğuğun esrarengiz şarkısıdır. Ait olduğu türün nesillerdir söylediği şarkı. Gitmek istediğim yere gidebiliriz. Bak, altının orada olduğunu biliyorum. Hava düzeldi. Bu fırsatı kullanabiliriz. Evet. Balakula'ya gidiyoruz. Balakula. Ha? Burada bir şey yok bak. Zaten çok iyi bir yerde değil. Ben yola çıkarım derim. Hava çok iyi. Evet. Ben oraya varacağımıza inanıyorum.
Bahse girerim, yazın bile soğuktur. Gel apak. İşimize bakalım. Burası. Palekula burası bak. Bak. Burası. Palekula burası bak. Hey! Sonunda gelebildiniz ha? Neredeyse sizden umudu kesip buraya tek başıma konacaktım. Haritada bile olmayan bir yeri bulmanın zor olacağını biliyorduk. Bana sorun çıkarmadı. Seni görmek güzel. Bakın. Bir adamın bir ayda dereden çıkardığı bu. Şimdi üç kişiyiz. Daha ne kadar olduğunu sadece Tanrı bilir. Görünüşe göre söylenenler doğruymuş. Ben Dawson'a gidip araziyi talep edeceğim. Biz de kollarını sıyırır, derede ne varsa çıkmaya ikna ederiz. Evet,
Belki bu yeri daha yaşanır bir yer yaparız. Öyle görünüyor ki bir süre buradayız. İki haftadan uzun süreceğini sanma. Döndüğümde torunlarımızın bile hiçbir şeye ihtiyacı olmayacak. Güzel bir köpek bayım. Çaldığın şarkı nedir? Doğrusunu istersen bunu bilmiyorum. Ve piyano iki haftada bozuldu. Dawson'daki tek gitar da bende. Buraya gelip çalmamı istedim. Güzel gitar çalıyorsun. O kadar iyi değilim. Ama müzik istiyorlarsa katlanmak zorundalar. Gel Ata. Tamam bebeğim. It's the early morning loving that makes everything all right. What happens in that little room before the break of light? What happens in that little room before I walk out the door? It's the early morning loving, that's what I'm living for. Sanırım konuşmak isteyen biri var. Nasılsın? Gözlerime inanamıyorum. adın neydi? Rose. Rose? Rose Jane. Aa, biri ilk defa bildi. Burada ne arıyorsun sen? I've been working in a body house sometimes, I don't know why. I can't make no money, no matter how hard I try. But what happens with my real man before that morning light? Is that early morning loving that makes everything all right? Söylesene, burada işin ne zaman bitiyor ha? Ne zaman istersen o zaman çıkabilirim. Ama seni sıcak tutacak köpeğin olduğuna göre bana ihtiyacın yok. Yanılıyorsun var. Seni gördüğüme gerçekten çok sevindim.
İnan bana. Burada mutlu musun? İyiyim. Dawson'da her şey var. Yumurta, iyi içki, banyo, temiz yatak. Ben. Gitmek zorundayım Can. Onunla ilgilenmeliyim. Biliyorum. Kendine iyi bak. Gidersin dostum. Doktor ister misin? Doktor çağıralım mı? Görür görmez anladım. Kavga etmeyi seven bir köpeğin var. Bu da benimki Huli. Dalaşmayı pek sevmez ama. Öyle değil mi dostum? Ama çok güçlü bir köpektir. Öyle değil mi Vuli? Evet oğlum. Evet harika. Tam 300 kilo çekebiliyor. Evet. Bak 500 kilo çekebiliyor. Ne diyorsun sen ha? Bunu buradaki köpeklerin hiçbiri yapamaz. Yarım tondan söz ediyorsun dostum. Tanrı o kadar güçlü bir köpek hiç yaratmadı. Evet. Bir köpek çok şey yapabilir. Ama bu dediğin imkansız bir şey. Bugüne kadar bunu deneyen bile olmadı. Bak yapabilir. Köpeğinin buz üstünde yarım tonluk bir kıza çekebileceğini mi sanıyorsun ha? Peki ne kadar ha? Mesela 40 metre çekebilir mi diyorsun? Söylediğim bu. Hey bak. 500 kiloluk bir yükü çekebileceğini mi sanıyorsun sen? Bak. 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 Ben bunu çekemeyeceğine 2000 dolar koyarım. Sen çılgın adamın birisin. O da çılgın bir köpek. Bak dostum. Paranı almak istemiyorum. Bunu ancak hak edersen alırsın. Öyle mi? Kızağım dışarıda. Burada. Dışarıda dur. Üzerinde de 10 ve 25 kiloluk yükler var. Ama dediğim gibi ben hiç kimseyi kullanmak istemem. Hayır. Hele bir köpeği asla. Pekala varım. Öyle olsun. Ama buna pişman olacaksın. Hadi dışarı. Hadi oğlum. Yol verin. Hadi yolu açın. Hey Mike. Köpekleri çözün. Hey, ben de bakalım. 10 dolar. İşler açılmak üzere. Hadi acele edin. Hadi. 1'e 4 koyan var mı? Hadi. 1'e 5. 1'e 7 koyuyor. Evet, 1'e 5. Hadi. Acele edin, acele edin. Çok ağır bir
Seni uyardım değil mi? Biliyorum. Teşekkür ederim. Kararı görelim hadi. Bunu asla yapamayacaktır. Bu mümkün değil. Kızak buz üstünden oynamayacak bile. Evet, hadi oğlum göreyim seni. Hadi. Paralar, paralar. Burada neler oluyor? Bana bak, beş dolar yatırdım, beş dolar daha alacaksın. Beş dolar. Ben de oynamak istiyorum. Ben de polis koyacağım. Evet. Hadi, hadi, hayır. Öyle değil, imkansız seni. Bir şey. Adam aklını kaçırmış olmalı. Bak. Beni seviyorsan. Beni seviyorsan bak. Çekilin hadi beyler, bahisleri görelim. Hadi kapanmak üzere. Parma arttıran hadi. Çek bak. Çek. Çek bak. Çek. Hadi bak asıl. Buraya gel. Buraya gel bak. Asıl. Hadi bak. Asura! Kıza buraya getir bak! Hadi bak! Getir oğlum! Hadi bak getir oğlum! Çek! Asıl oğlum! Hadi! Çek oğlum! Hadi oğlum buraya gel! Hadi oğlum! Hadi! Hadi biraz daha gayri! Hadi! Hadi! Yapabilirsin. Evet. Aferin oğlum. Hayır, başaramayacağım. Evet. Bak dostum, yük köpek için çok fazla. Seni buna zorladığım için üzgünüm. Oraya gidip köpeği çözeceğim. Hadi bak. Hadi oğlum buraya gel. Buraya gel. Hadi bak. Buraya gel. Hadi. Hadi göster kendini oğlum. Evet. Hadi. Gel. Gel oğlum. Hadi. Hadi bak göster. Hadi hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi hadi oğlum. Hadi bak. İşte öyle, aferin sana. Hadi bak. Koş. Yürü. Bırakma oğlum. Evet. Hadi. Hadi oğlum. Hadi buraya gel. Hadi bekliyorum seni. Hadi. Hadi oğlum hadi. Dayan biraz oğlum hadi. Bak buraya gel oğlum. Hadi koş. Koş. Çek. Hadi çek oğlum. Hadi çek. Hadi çek. Çek oğlum. Asıl. Asıl. Asıl bak. Hadi. Hadi. Bravo bravo. Hadi oğlum. Aferin sana. Buraya gel. Asıl bak. Hadi bak asıl. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Aferin oğlum. Bravo. Aferin. Ben sana demedim, aferin. Kazandı işte. Ne köpek ama. Çok üzgünüm oğlum. Bak. Dinle. Çok üzgünüm. Ama inan bana, bunu hiçbir şeye değişmezdi. Mükemmel bir canlı. Sana köpek için 1000 dolar veririm dostum.
içtim. Ha? Bir şey mi oldu? Evet. Cehenneme gidin bayım. Hadi içkiler benden. Hadi içelim. Sakin ol. Sana balık tutmaya çalışıyorum. Nereye gidiyorsun Pak? Balık tutmak tam bana göre bir iş. John Thornton'a olan sevgisine rağmen Puck'ın insanoğluyla arası her geçen gün biraz daha açılıyordu. Ormanın sesi ve kokusuna her gün biraz daha kapılıyordu. Kendini ormana gitmek zorunda hissediyor, hayal meyal hatırladığı ormanın loş gölgelerinde amaçsızca dolaşıyordu. Hesaplarıma göre 2 ya da 3 yıl daha böyle çalışırsak buradan 3 ya da 4 bin dolarlık altınla ayrılabiliriz. Güzel para Can. Tüylü postuyla ateşin karşısına uzandı. Ama nesiller boyu eğitimli bir soydan gelmiş olsa da yarı kurt bir köpekti. Ve tüm vahşi köpekler gibi o da kurtların seslendirdiği türünün şarkısını dinliyordu. Vahşi atalarının yaşadığı acıların hüzün dolu şarkısını. Gecenin çağrısı ona aslında doğadan biri olduğunu hatırlatıyor, doğanın içinden geldiğini söylüyordu. İnsanoğlunun yaktığı ateşin yanında olması geçici bir şeydi. Ve ormandan gelen ses onu kamp ateşine sırt çevirmeye zorladı. Bu bir köpekti ya da köpeğe benzeyen bir şey. Ama gözlerinde Puck'ın daha önce hiç görmediği bir şey vardı. Kısık ve temkinli gözlerle bakıyordu. Puck bugüne dek hiç ateşin yanında uzanmadığını, kızak çekmediğini ve insan elini hiç hissetmediğini o gözleri görür görmez anlamıştı. Hey, nerelerdeydin kocabaş? Yalnızlığı o istiyor, bu kendi tercihi. Biz milyoner olmaya bakalım ha? Tamam. Yaban kardeşinin büyüsüne kapılmıştı. Ve ormanın gizemli büyüsüne. Her gün saatlerce ormanda geziniyordu.
yalnız ve amaçsız. Sadece en güçlülerin hayatta kaldığı zor bir ortamda kendi gücüne ve zekasına güveniyordu.